Evet değerli izleyicilerimiz, en iyisi gezmek programında neredeyiz biliyor musunuz? Benim memleketimdeyiz, Çorum'dayız, benim ilçemdeyiz, Kargı'dayız. Şüphesiz Türkiye'nin en yeşil, şüphesiz Türkiye'nin en lezzetli kebabının yapıldığı, en sıcakkanlı insanların yaşadığı bölgelerden birisi de Çorum Kargı'dır. Çorum Kargı'nın olmazsa olmazı sırık kebabı. Yiyeceksin sırık kebabını, işleyeceksin bol bol sevabını diyoruz. Sırık kebabını da öyle bir yerde yapıyoruz ki gördüğünüz gibi az sonra ekranlara gelecek. Ay yıldızlı bayrağımız ekranlara gelecek. Yeşilliklerimiz ekranlara gelecek. Düvenimiz ekranlara gelecek. Organik çilek ekimimiz ekranlara gelecek. Muhteşem bir atmosfer. Karşımızda 2500 rakımlı dağımız. Bellidir bizim yolumuz diyoruz. Nevzat Bey, kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Şöyle bir bak şu yakışıklığını bir görsünler. Evet. Kebabı yiye yiye millet bir yanlış yaptığında, ayıp yaptığında hani yüzü kızarır. Nevzat Bey'in de yüzü sıcaktan kızarıyor, kebaptan kızarıyor. Öncelikle kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Nasıl Kargı sunucunu? Sırık kebabını Kargı'da elimizden geldiği kadar en güzel ortamda, doğal ortamda yapmaya çalışıyoruz. Yöresel ürünümüz olan sırık kebabını da olmazsa olmaz olduğu için baş köşeye onu koyduk ilk girişe. Bu şekilde yapıyoruz. Tüketim nasıl Nevzat kardeşim? Yani tabii bunun yaz olduğu zaman insanlar akın akın tabii memleketlerine geliyor. Önce onu söyleyelim. Aynen. Çorum'un Kargı ilçesinde insanlar topraklarına düşkündür, vatanına düşkündür. Aynen. Ama burası Karadeniz yolunu da bağlayan, evet, Sinop'a, Boyabat'a, Durağan'a, oradan aynen Samsun'a giden bir yol güzergahı. Dolayısıyla burada bu İstanbul yolunda 10 kilometre içerideyiz. Yani insanlar gelir, kebaplarını yerler, yollarına geliyorlar, devam ederler. Evet. Şimdi şunu söyleyeceğim. Çorum Kargı sırık kebabının özelliği nedir? Şimdi birçok yerde de yapılıyor. Aynen. Ama yani Kargı'nın sırık kebabının özelliği nedir? Kargımızın sırık kebabının özelliği bizim gördüğünüz gibi zaten kameraya da yansıyor. Doğal ortamda. Çiftlik kuzusu değil yani. Bizim yerli kuzumuz, bizim bölgemizin kuzusu. Doğal ortamda yetiştiği için, bir de günlük kesim olduğu için. Yani öncesinden kesilip bekletilmez sırık kebabı normalinde. Günlük kesimden yapılır. Yani bu günlük kesim kebabı. Tabii bu günlük. Buranın kebabı. Aynen. Balıkesir falan değil. Yok yok. Biz değil. Kendi buranın kuzusu. Bak buranın, orayı şimdi altını çizelim. Nerenin kuzusu? Kargı ve köyleri. Bizim Kargımızın ve köylerinin kuzusu. Doğal ortamda yetiştiği için lezzeti çok güzel oluyor. Artı bu rahatsız edici bir koku vardır normalde hani kuzu etlerinde. Bizim bölgenin etinde bu olmaz. O da doğal ortamda yetiştiği için olmaz o koku. İnsanlara rahatsız olmaz. Daha öncesinde dışarıda kebabı yiyemiyoruz diyenler, kokuyor diyen insanlar bizim burada çok rahat bir şekilde kebabı tüketebiliyor yani. Tüketebiliyorlar. Aynen. Ya zaten boğazını seven çilesine de katlanacak. Kaç saat dönüyor Nevzat Başkan? Yani doğal olmasından dolayı biraz daha fazla mı dönüyor? Nasıl yok, oluyor? Saat farkı şundan oluyor. Kuzu ufaksa 3 saat civarında pişiyor. Ama biraz büyükse, kilosu fazlaysa 4 saate kadar uzayabiliyor bu tabi. Uzayabiliyor. Aynen. Nasıl bölgenin kuzusu, yağ oranı falan nedir? Et oranı nedir? Şimdi, değişiyor mu? Yağ oranı şöyle, çok yağlı takamazsınız. Çok yağlı taktığınız zaman hem müşteri rahatsız olur hem de çok file verir. Çok yağsız taktığınız zaman da kuru olur. Orta yağlı kuzulardan yapılıyor. Şu anda süt kuzu mevsimi, süt kuzudan yapıyoruz. Bir aya kadar aşağı yukarı. Kaç aylık olur? Süt olayla başlayacağız. Bunlar 5 aylık, 6 aylık. Tabi kilosu bizim için önemli olan. Tabii yaşı da önemli ama. Ne kadar çıkıyor? En az 15 kilo gelecek çiğ. Çiğ 15 kilo. 15 kilo ile 20 kilo arasında gelen kuzuyu kebap yapıyoruz yani. Birazdan artık çıkartacaksın. Tabii. Pişti. Vakti geldi. Vakti geldi. Bir 10 dakika içerisinde alacağız ocaktan. Altını değerli izleyicilerimiz çiziyoruz. Nevzat Bey kardeşimiz diyor ki dışarıdan değil Çorum'un, Kargı'nın bu güzel çam ormanlarında, pelit ormanlarında, meşe ormanlarında, arkada da zaten dağ görüyorsunuz. Buralarda otlayan yerli kuzularımızdan, süt kuzularımızdan, yerli hayvanlarımızdan bunu yapıyoruz dedi. Bu da önemli tabii. Dolayısıyla da organik beslendikleri için, aynen, lezzeti de dedi. Tabii ki biraz daha farklı oluyor dedi. Güzel görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Değerli izleyicilerimiz, meşhurdur biliyorsunuz Çukurova'nın pamuğu ve yine meşhurdur Kargı'nın et tavuğu.
Abi selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz inşallah? Teşekkür ederim. Abi tavuğa yatırım yapmışsınız. Siz yatırım yaptığınız için tavuklar yatıyor. Bu sene böyle bir şey düşündük. Acaba hani kendimiz besleyelim lezzeti, eti. Ama yatıyorlar hocam. Bunlar yatarak etleniyor. Annemin bir lafı vardır. Kavunla karpuzla yatarak büyür der abi bunlar da. Yani bunlar et tavuğu devamlı yemesi lazım ve yatması lazım. Uyuyorlar hocam. Şimdi akşama kadar uyurlar, sonra kümeslerine girip yemlerini yiyecekler ve etlenecekler. Bir dakika, bunlar şimdi gezmiyor. Gezmez, hiç gezmez. Yatarak? Zaten gezemiyor, kendilerini taşıyamıyorlar. Allah Allah. Evet. Şimdi ben gelsem bu nasıl? Allah Allah. Hocam bir anlat bize. Ben bunu da ilk defa duydum değerli izleyiciler. Yani birçok tavuğu çektim ama işte yumurtlayan tavuk, organik yumurtlayan tavuk, işte kesilen tavuklar var biliyorsunuz, özellikle meşhur markaların kendileri, Mudurnu'da o tarafta, Göynük'te. Haybora cinsi bunlar. Et tavuğu diye. Haybora. Yani bunun menşei neresi? Vallahi onu bilemiyorum. Yani burada bizim Kargı ilçemiz, genelde bütün halkın çoğunluğu üçer beşer. Yerli mi yabancı mı hocam? Onu bilemiyorum. Yani ben anlarım hocam. Ben anlarım. Şöyle bir geleyim. Kendisi besler, etlendir. Ben bir bakacağım hocam. Şöyle bakacağım. Evet. Hocam yerli bunlar. Yani Otosya'dan aldım ben bunları. Bunlar yerli. Ortalama bakalım kaç kilo gelecekler. Şöyle bir tutuyorum. Abo! Nereden baksan 4-5 kilo var değerli dostlar. 4-5 kilo var. Kızlar kusura bakmayın, yani rahatınızı bozuk. Gelin hocam şöyle. 4-5 kiloya getirmek amaç zaten. Ondan sonra keseceğiz inşallah. Hocam peki ne yiyorlar? Bunlar hamdene, kargının hamdenesi. Buğday, bir de mısır beraber karıştırdım. Eti lezzetli olsun diye. Hocam o kadar yatırımı bana da yapsan ben de et toplarım ya. 24 saat yiyorlar. Vitesiye. Bir dakika. Ne hocam? 24 saat. Evet. Devamlı yemlikleri dolu. Hocam senin aklın burada kalır, 24 saat hayvan. Evet. Bununla bittikçe ben dolduruyorum. Hocam başka peki bizim oraların meşhur lafı vardır. Yüzü hastarını geçiyor diye. Geçti mi hocam? Geçti. Hocam karda mıyız zararda mıyız? Şu anda bir kar görünmüyor. Ama işte kendi elimizle yetiştirdik. Hayır, satacak olsanız kaça gidecek? Yani satacak bilemiyorum onu. Zaten satmayı düşünmüyorum. Bir niye? Karı yok yani şu anda. Peki bunlar şey oluyor mu? Yani doğurgan bir yapıları var mı? Yok. Herhangi bir şey yok. Doğurma da yok. Yumurtlamazla, doğurmazla hiçbir şey olmaz. Sadece etlenip kesilecek. Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi hocam? Bunlar iyi yere tezgah açmış. Yani ben güzel bakıyorum. Ben de güzel bakıyorum. Bak hocam ne güzel bakıyorum. Hiç durmadan yiyorlar. Kaç tane var hocam? 25. 25. Evet. Ömürleri ne kadar hocam? Ömürlerini bilemiyorum ama. Kesene yani, kadar. Kesene kadar. 2 ay 60 gün. Ben 1 aylıkken aldım. Şu anda 45 günlük oldular. Abo bir dakika, 45 günde bu hale mi geldiler? Evet 45 gün oldu. Hocam ben bunlara Allah uzun ömür versin diyeceğim ama sizin keseye zararsız. Yani bir 15 gün daha dayanabilirsem besleyeceğim. Gel hocam şöyle görelim. Evet. Allah Allah, bunlar şimdi 45 günlük mü? Evet 45 günlük. Evet değerli dostlar, bu gördüğünüz tavuklar 24 saat ne yiyorlar hocam? Hamdene, buğday, mısır. Hamdene, buğday, mısır. Yumurtlamıyorlar. Doğurmuyorlar. Vallahi ne diyeyim abi, keseye zarar desem yeridir. Hocam bence sen bunları birer birer kes. Başlayacağım. Bir 15 gün daha beslensem. Eti lezzetli mi hocam? Daha ben kendim bakmadım daha. Kesmedim. Ya vallahi billahi herkese, her hayvana sizin gibi böyle gönülden bir bakıcı nasip ben olsun. Ben çok bakarım. Yani elimdeki şeyler çok güzel bakıyor. Vallahi sonra böyle biri nasip bakarım. Etsin ya. Evet. Ne güzel abi. Yiyin. Kızlar yiyin. Hadi bakalım. Bunların şeyi yok değil mi hocam? Yani horozu morozu yok bunların. Horozu var. Bak gördüğünüz o ibikleri böyle kırmızı kırmızı. Onlar horoz. Onlar ne işe yarıyor hocam? Ya bunlar da kesilecek. Bunlar da etli. Veri alırken 25 tane civcinin aldığım kişi o biliyormuş tabii. Zaten belliydi. 12 tanesini şey vermiş horoz. 12 tanesini de tavuk vermiş. Şu gördükleriniz belli zaten horozlar. Evet. İbikleri. İbikleri evet. İbikleri. Şu mesela şu horoz. Evet. Ne horozlanıyorsun? Kalk bakayım ya. Gel. Aa, horoz bak. Evet bu horoz. Bu horoz belli hocam. Evet. Ama maşallah hocam yerinden kıpırdamıyor. Refleks yok. Yok. Refleks olmaz zaten. Yani herhangi bir refleks. Peki horozlar mı daha çok yiyor, tavuklar mı? Onu bilemiyorum. Beraber yiyorlar. Beraber yiyorlar. Vallahi yolunuz açık olsun. İyi yere tezgah açmışsınız. Horozunuzla, tavuğunuzla 24 saat yiyorsunuz. Yan gelip yatıyorsunuz.
Allah keseye zararsınız. Ben onu bunu bilmem. Yatın kalkın hocama duayı bol edin. Yani. Hocam sen bunları kıyıp şimdi ne satabilirsin ne de kesebilirsin. Yani ben de onu düşünüyorum ne yapacağım. Gerçekten ben. Hocam maaşı sen tavuğa bağladın ben. Bağladım. Vallahi billahi. Bağladım. Haydi yolunuz açık olsun diyoruz. Değerli dostlarımız, sevgili kardeşlerimiz, karşıki dağlardan, ormanlardan Ceylan, Keklik gelir seke seke, uzun yurt köyümüzün çok değerli muhtarı Emin Teke. Ayva yiyeceğiz inşallah diyeceksiniz. Ama normal ayva yiyeceğiz, yanlış anlaşılmasın. Gördüğünüz gibi ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Çiçekler açmış görüyorsunuz. Güzel ilçemiz Kargı'da, yok. Ayvası var, narı var. Narımız da meşhurdur ama ayva da inşallah bu güzel memleketimizin verimli topraklarında bitecek. Emin abimizle birlikteyiz. Uzunyurt köyümüzün muhtarı. Muhtarı mı ayva? Ayva, evet. Bu ayvalar Kargı Kaymakamlığı'nın 2012 yılında Kargı meyveleştirme konulu program içerisinde köyümüze dikilmiş. 850 ağaç civarında. Veriyor mu peki? Zaman zaman yani köyümüzde 15 Nisan 15 Mayıs arasında çok yoğun kıra ve don olayları oluyor. Don olayları olduğu senelerde verim alamıyoruz. Ama bu sene inşallah olacak. Bu sene inşallah olacak. Bu sene meyvelerimiz iyi durumda. Köyümüzde başka neler oluyor? Köyümüzde işte normal tarım yapılıyor. Arpa, buğday, yulaf gibi şeyler ekiliyor. Eğer kıra olmaz ise badem çok olur. Badem ağacımız da orada belki görebilirsiniz. O badem de var. Tabii. Ağaçlarda var. Badem var, o zaman onu da çekelim madem. Ağaçlarda boy badem. Değerli Emin abim, seni şöyle alıyorum. Dallarda var badem. Allah'ım yarabbim. Bak, benim memleketimde ben böyle bademin olduğunu bilmiyordum. Aha, badem yenir mi şu an? Tabii. Aha, badem. Nasıl yiyeceğiz muhtarım? Böyle yiyeceksin. Bu çağla. Badem çağlası. Tabii biraz kalmış. Abon. Yani bir hafta evvel daha yeseydiniz bu şey olacaktı. Daha yumuşak. Şu lezzet ama ben burada badem olduğunu bilmiyordum ya. Bu böyle mi oluyor buranın bademi? Tabii. Bu şekilde içi kabuklu olan değil. İki daha sonra kabuklaşacak bu. Bildiğiniz badem olacak yani. Kırarak yediğiniz yani badem olacak. Yani bu Manisa Demirci'deki gibi olacak. Tabii. Ne zaman olacak öyle? Bu çağla. Bu Eylül'e doğru bademleşir. Yani şey yapar. Kabuk içerisinde, kabuğu sertleşerek içerisi. Bak, bundan haberim yoktu. Narımız vardı. Ayvamız oluyormuş ama bademden haberim yoktu. Bu da benim ayıbım olsun. Uzunyurt köyünde birbirinden lezzetli badem. O zaman yolunuzu sola çeviriyorsunuz. Yine söylüyorum, Osmancağa devam etmeden Anadolu'ya gidenler, Kargı'yı görüyorsunuz. Bademi yiyorsunuz madem. Bu da bir maden. Evet değerli izleyicilerimiz, dünyanın merkezi Çorum'dayız. Çorum'un da Karadeniz'e açılan yüzü, doğrudur insanların sözü, Kargı'dayız. Muhteşem bir kahvaltı. Tabii ki Nevzat Bey'in soy ismi Kuzu. Yemeklerimizden az da olsa eksik etmeyeceğiz tuzu. Önümüz yaz. Suya katacağız. Hafiften buzu diyoruz. Tabii ki zinde kalmak için, güçlü olmak için sabahlarda güzel bir kahvaltı yapmak gerekiyor. Muhteşem bir kahvaltı sofrası, eşsiz bir manzara, yemyeşil bir mekan. Bir tarafta Orta Anadolu'nun iklimi, diğer tarafta Karadeniz'in iklimi diyoruz. Şuradan bir başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, her zaman tebessüm edelim. Yüzümüzü astırma. Ekranlara geliyor Çorum Kargı usulü pastırma. Evet. Pastırma, başlayalım abi. Evet. Pastırmamız, helvamız, beyaz peynirimiz, kuşburnu kendi ürünümüz. Kuşburnu kendi ürünümüz. Aynen, bu kendi ürünümüz. Zeytin. Zeytinimiz. Kaz yumurtası, kendi evet, kazlarımız var. Birazdan onları da göstereceğim size. Bu benim şimdi dikkatimi çekti, değerlidir. Ya dedim, bu kadar büyük yumurta mı olur dedim. Kaz yumurtası bak çok değerlidir değerli dostlar. Aynen. Ya bunun çiği falan da bayağı paraya gidiyordu bildiğim kadarıyla. Tanesini 7,5 liradan satanlar var. 7,5 liradan. Biz tabii burada müşterimize zaman zaman, her zaman olmuyor kaz yumurtası.
Az olduğu için sayı, ama tavuk yumurtası kendi tavuklarımızın, o da aynı şekilde burada gördüğünüz gibi sucuklu yumurta var. Nevzat Bey kardeşim, peki bunun bir tavuk yumurtasından ayrı özelliği iriliğinin dışında protein olarak... Proteininin yüksek olduğu söyleniyor tabii, tam detayını bilmiyorum ama. Kesinlikle. Proteinin tavsiye ediyorlar, yanında da dereotu. Aynen. Dereotu kendi bahçemizde yetişiyor zaten. Yumurta kendi tavuklarımızın yumurtası, sucuk. Çarşı merkezde kasap dükkanımız var zaten. Kendi evet, sucuğumuz. Kendi sucuğumuz. Değerli izleyiciler, buradan Kayseri'ye de çok gidip geliyorum. Memduh Başkanıma selamlarımı söylüyorum. Kayseri gerçekten bu ülkenin değerli illerinden biri. Ama Çorum Kargı'da da Nevzat Bey aynı zamanda hayvancılık da yaptığı için kendi sucuğunu kendi yapar, kendi gocuğunu da kendi diker diyoruz değerli dostlarımız. Geldik buraya. Üstümüze elzem olmayan işlere karışmayız. Bu işler bizi aşar. Ekranlara geliyor. Çorum Kargı usulü kaşar değerli doktorumuz. Doğru mudur? Evet. Doğrudur. Abi bu dikkatimi çekti. Bu nedir? Bu bizim kendi yerli balımız. Hafiften donmuş üstündeki polen. Zaten kaliteli bal donar. Getir kardeş. Getir. Bir taraftan da geliyor. Hizmette sınır yok. Maşallah ya. Aşmış abi. Çorum Kargı işi aşmış. Bakın. Natürel çekim yapmaya devam ediyoruz. Nedir Nevzat kardeşim? Bu kıyma sote. Kıyma sote. Abo. Şunun güzelliğine bakın ya. Şunun güzelliğine bakın. Vallahi ben ne diyorum biliyor musun? Memleketim, evet, biraz pozitif ayrımcılık da tabii yapayım ama yani neler var neler. Yolunuzu şöyle Karadeniz'e gidenlere özel bir tavsiyemdir. Yürekten bir tavsiyemdir. Gönülden bir tavsiyemdir. Osmancık'a geçmeden sağdan bir girin ya. Sağdan Kargı çıkışı var. Bir girin şu Kargı'yı. Evet. Biraz sapa yerde kalıyoruz ama. Tabii bir gelin bir görün. Bir gelin bir görün. Ondan sonra emin olun müdaim olacaksınız. Yemyeşil ormanlarımızın, güler yüzlü insanlarımızın, dilinden düşmeyen dualarımızın ne yapacaksınız? Nasipleneceksiniz. Bütün bu güzellikler nerede biliyor musunuz? Çorum Kargı'da. Israrla söylüyorum, Çorum Kargı'da. Benim doğduğum, büyüdüğüm, anamın, babamın ve değerli hemşehrilerimin gururla vatan sevdalısı, bayrak sevdalısı, ezan sevdalısı insanların yaşadığı Çorum Kargı'da mutlaka gelin bu güzellikleri görün diyorum. Aynen, efendim. Tavsiye ediyoruz, evet. Evet değerli izleyicilerimiz, Enisi Gezmek programında Çorum'un Şirin ilçesi Kargı'daki yolculuğumuz devam ediyor. Kargı denince akla belki pirinç gelebilir. Kargı denince akla tulum peyniri gelebilir. Kargı denince akla kirli saç gelebilir. Kargı denince akla kuzu çevirme gelebilir. Kargı denince akla ormanın yeşillikleri gelebilir. Peki arıcılık gelir mi? Bu güzel topraklarda arıcılığında kralı yapıyor. Hem de o arıcılığın kralını yapan da Numan abimiz, çok değerli. Ülkemizin vatanı için, bayrağı için, ezanı için bir emniyet mensubu olarak Türkiye'nin her noktasında görev yapmış. O kutsal görevi yerine getirdikten sonra emekli olmuş. Ama emeklilik, kağıt üstünde emeklilik, gönlü her zaman için bu toprakların bütünlüğü için çarpıyor. Her zaman göreve hazırım diyor. Şimdi ne yapıyor? Dünya Arılar Günü ve ülkemin en güzel arıları Kargı Dağı'nın yamacında bu güzel verimli topraklarda ekranlara da geliyor. Bak P15 gel, P15'e yaklaş. P15'te gördüğün gibi arıları görüyoruz. Kovan kovan arı var. Uzun bir sunuş yaptıktan sonra Numan abi seni kısaca tanıyalım. Ben emekli emniyet amiriyim. Emekli olduktan sonra 2000 yıllarında arıcılığa başladım. Halen devam ediyoruz. Kendi çapımızda yerleşik arıcılık yapıyorum. Köyümüzün Uzunyurt Köyü 930 rakımda. Bu gördüğünüz tepeler 2000 rakım. Bu civarlarda özellikle kekik balı ağırlıklı olarak ürün alıyoruz. Tabii bunun yanında ben polen üretiyorum. Propolis de az doz üretiyoruz. Balın yanında tabii yan ürünler de son zamanlarda güncellendi. Özellikle propolis çok gündemde. Mümkün olduğunca onları da topluyoruz. Gezgin arıcılık yapmak çok zor. Onun için biz yerleşik, yerimizde müsait. 930 rakım fena değil. Bal üretimi için bu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu anda burada biz kat diyoruz aracı olarak, ballıkları yeni koyduk. Mayıs ayından itibaren ballık koymaya başlarız. Daha önceki zamanlarda
Şöyle de gelelim Numan Müdürüm şöyle yavaş yavaş. Çünkü arılar yavaş yavaş bana doğru gelmeye başladı. Evet. Bana hep şeker gibi, bal gibi adamsın diyorlar abi. Rüzgarlı olunca arı biraz şey olur, lodos esiyor. Lodos esiyor. Evet, o bakımdan. Kaç petek biraz... var Numan abi? Şimdi burada 150 kadar var. 150 petek. Evet, 50 kadarını boşalttık. Tekrar o boşalanları dolduracağız. Bundan sonra arı üretimine. Gelecek senenin arılarının analarını yaptırmaya başlayacağız. Faaliyetlerimiz bu şekilde. Şu an ne dönemde arılar? Şu an bala hazırlık yapıyoruz. Şimdi katlara, bu ballıklara sıfır petek koyuyoruz. O sıfır petekleri kabartacaklar. Kabarttıktan sonra içine yavru atacaklar. Yavru çıkar çıkmaz, hepsine tabii yavru atmayabilirler. Yavru atılmayan kabarmış peteklere de bal koyacaklar. İşte Haziran'da bal dönemi olur bizim burada. Ağustos'ta da hasat ederiz. Ağustos'ta da hasat yaparız diyorsunuz, evet. Abi. Nasıl, verimli mi kargının arıları? Arılarımız verimli. Eğer bizim burada eskilerin deyimiyle Nisan-Mayıs üretimi belirler. İşte yağışlar bu aylarda güzel olursa verim de güzel olur. Numan abi, kaliteli balı nereden anlayacağız Numan abi? Valla kaliteli balı arıcıya güveneceksiniz. Numan abi, sen emniyet mensubu musun? Sana güveniyoruz. Arıcı, nereden anlayacağız? Arıcıya güveneceksiniz. Yani tam olarak %100 kaliteli balı laboratuvar dışında bilmek mümkün değil. İşin abi, sen şimdi bu. Emekli bir emniyet amiri olarak kendimi emniyette hissedebilir miyim arılara karşı? Arılara karşı ben güvence veremiyorum. Ama güzel hayvanlar değil mi? Mübarek hayvanlar. Emek olmadan yemek olmaz diyoruz. Olmaz. Doğru mu abi? Doğrudur. Peki o zaman şöyle toparlayacak olursak, arılarda aslında bu tabii çevrede olmazsa olmaz. Çünkü bir yerde arı olmazsa, bir yerde böcek, bitki, karınca olmazsa orada aslında yeşillik de olmuyor. Dünya aslında ürün olmuyor. Ürün olmuyor. Bir de birbirini tamamlayan etkinler. Şimdi, doğru mu? Ürün olmuyor. Şimdi bu arılar, biz şimdi polen dediğimiz şey aslında bitkilerin üreme organlarının polen olarak kovana getiriyorlar. Onunla yavrularını besliyorlar. Biz onu poleni aldığımız zaman tabii insan olarak biz de yediğimiz zaman çok şifalı, çok mineralleri olan, vitaminleri tam olan bir ürünü biz de yemiş oluyoruz. Ama aynı zamanda bütün ürünleri arılar tozluyor ve döllenmelerini sağlıyor. Evet, odur. Bu bakımdan çok önemli arı. Evet, bugün Dünya Arılar Günü. Dünya Arılar Günü'nde nasip, kendi memleketim Çorum'da, Kargı'da emekli emniyet amirimiz, müdürümüz Numan Büyüğümüzle, arıcılık yapan Numan Büyüğümüzle röportaj gerçekleştirmekmiş. Şöyle iki tane hemşeri yan yana bir el sallayalım mı Numan abi? Çok teşekkür ediyorum. Buralara kadar geldiniz. Bizim de tanıtılmamıza vesile oldunuz. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Çünkü siz arıcılık yapıyorsunuz. Güzel bir hayvanın o güzel mahsullerini ülkemizin birçok noktasında başta hemşerilerimiz olmak üzere buluşturuyorsunuz. Kolay gelsin diyoruz. Çok arılara da bol bol bal yapın diyoruz. Evet değerli Yenisi Gezmek izleyicileri, iki tane güzel insan, özleri güzel, sözleri güzel ve tabii ki gözleri güzel. Şu gözlerin güzelliğine bakın. Yemyeşil. Tabi ortam yeşil olunca gözler de ister istemez yeşeriyor. Şu yakışıklılığa bakın. Yakışıklısın diyorum. Allah'a şükür olsun bugünümüz. Allah'a şükürler olsun. Hacı abi, ismimiz nedir? Ali Kalınca. Ali? Kalınca. Ali Kalınca. Anneciğim isim nedir? Mamure Kalınca. Ne amire? Mamure Kalınca. Mamure. Evet. Ali Kalınca, Mamure Kalınca. Aşk var mı? Ne var mı dedin? Aşk. Aşk. Aşk olma. Sana öyle anladığım adam sordum. Ben buna ne dümür gittim, ne bir şey gittim, ne istedim. Bu teyze çocukları izliyorum ona. Bu 1-2 yaşındayken. Yani bu dediğin çok değerli eşin.
Değerli eşimle de güzel çocuklarıyız. Tamam ama bu derken yani ne demen lazım? Onu diyeceğim. Bu şimdi 1-2 yaşlarında, 3 yaşlarında teyze... Bak sen bir konuşmaya başladın, kargı da rüzgar açmaya başladın. Efendim de şimdi, teyzem, çocuğu yok büyük teyzemin. He. Biz onun evine, bu aşağı mahalleden oraya geliyor. Aşkım de hitap et sen, bu yerine aşkım de aşkım, sen. Aşkım, aşkım. Şimdi bu bir yaramazlık yapınca Ali seni almıyoruz, sus. Ali seni almıyoruz, sus. Bu da ağlardı 2 yaşlarındaki. Abo! Yani ha, seninle zaman tehdit ediyorlardı. Ha, ondan sonra ağlardı. Ben de seni doğru durmasam bana sorardı bu şimdi. Yaş kaç o zaman? Bu işte 2-3 yaşlarında, ben de 8 yaş büyüğüm bundan. Ben de sen böyle doğru durmasan almam deyiverirdim. Sesini keserdi. Öyle alısın varısın. Ben 16 yaşına deyince gurbete gittim. Gurbetten hiç ne tümürlük ne şudur budur. Gurbetten askere gittim. Askerden geldim. Hiç yani tümürlük gitmemiz, şunumuz, bunumuz, onun hiçbir şeyimiz yok. Yengeyle ne zaman istemeye geldin? Gelmedik, hiç isteme yok diye. Abi nasıl, paket servis mi bu? Yok, alacağız vereceğiz. Deyce tamam, haber saldın mı? Haber saldın mı gelip alacağım diye? Ya bekliyorlar zaten. Ali abi, annem diyor ki, bana diyor acayip aşıktı diyor. Ya işte, ya sana diyorum, birbirimizi sevmezsek durulur mu canım, sen anlamıyor. Onu da kaç yıldan isteyenler oluyor, duyuyorum ben. Ama yani... Bekliyor, ben hiç bekliyordum. Nereden biliyorsun bekliyor, ya gitseydi? Yok. Yaş kaçtı evlendiğinizde? İşte benim yaş, ben 33 doğumluyum, 56'da geldim efendime söyleyeyim. 33, 56, 23 yaşındasın o zaman. 23. 23 yaşındasın, 56, 23. Ben şimdi... Sen kaç yaşındaydın? 15 yaşındaydım. 15, 8 yaş aranızda fark var. 88 bitiyor benim şimdi yaşım. Yaş bitiyor, 8 yaş fark var. Ha. Sen aşık oldun mu? Ben yaşlı oldum. Çocuk o zaman. Ali abi, hı, soruyorum soruyorum. Bir saniye bir sorayım. Sen bir çayını hükmet. Aşık oldun mu sen? Ben 15 yaşında ne olduğunu ne bilmiyorum ne yavrum. Bir aşık olduğumu ne biliyorum. 15 yaşında bir bebeğim. Okuldan tamam, önce çıktım. Ama sen Ali abiyi görmedin mi? Nasıl yakışıklı, boy, borç, endam var mıydı? Ben gördüm tabii, biliyordum. Biliyordun? Hı. Ne dedim? Ben Ali'ye varacağım dedi. Ben onu bilmiyorum dediğimi. Hiç bilmiyorsun. Nasıl çok bilmiyorsun? Çok ufağmışsın. Annem gibi deyiverlerdi. Benim hiç aklımdan bile geçmez. Sen görücü usulü mü evlendin? Görücü. Ama teyze çocuğuz diyorsun. Hiç mi görmediniz birbirinizi? Onu demedim. Deyiz diyorsun sana canım. Deyizemin evinde. Ben 16 yaşında İstanbul'a gidene kadar. Ali abi ama sen gözüne kestirmişsin. Tabii canım. Alacağız. Demek ki olmuş işte. Gelince bile dümrülüğüne gitmedik diyor. Aynı söz duruyor yani dediğim anadığım. Hatta ben onu diyeceğim. Oo, sen işi garantiye almışsın yani. Tabii canım. Şimdi başka... peki Ali abi. Aşk var mı? Demin bir soru sordum. Yani nasıl seviyorsun mesela anneyi? Ya. İlk günkü gibi aşk var mı? Şura kıpır kıpır ötüyor mu? Ya 66 sayılık evlilik, ondan sonra sevgi olmasa bir arada yaşanır mı canım? Ali abinin huysuz olan bir tarafı var mı? Yavrum bırak Ali, bir konuşmayı verelim. Bırak, çekindi. Konuşmayı verelim. Niye konuşmayayım ya? İyi, çok şükür. İyi. Çok şükür iyi değil mi? Kaç Allah çocuk var? İki, bir tane kaldı, biri gitti. Nereye gitti? Vefat etti. Uzlaşma. Tamam, mekanı cennet olsun diyelim. Mekanı cennet olsun. Ali abi ne yer, ne içer? Hiçbir seçtiği yoktu, yerim aşağıda. Yemek seçmez. Hiç sana sesini yükseltmişliği var mı? Olmuştu. Mutlu olmanın sırrı, gençlere ne söylersin, mutluluk nedir? Doğru söylemek, doğru geçinmek, güzellikle geçinmek. Buraların havası yarıyor mu sana? Çok şükür elhamdülillah. Allah bebeğime çok ömürle versin. Ne sorayım? Hiç darlık gördün mü de yani? Hiç darlık gördün mü? Görmedim. Görmemiş. Hiç yani hani ekmek kitlenen evde olmuştu, aç kalanla olmuştu. Aç kalan gelenlere ekmek götürmüştü evimden. Allah razı olsun. En son anneme ne zaman seni seviyorum dedin? Nasıl ya, zaten o zaman da ben çocuk, sen 2-3 yaşındayken başladık diyorsun abi. Hayır hayır, ne zaman en son seni seviyorum dedin? Zaten ben aslında yana göremedim ki, 6 sene bunu göremedim bu gurbette. En son ne zaman seni seviyorum dedin? Alınca demişim bir canım. Demedim. O zaman bu zaman daha demedin mi? Yani her zaman demeyeceğim. Bir desene. Ya sevmezse yaşar mı diyorum ben ama sana. Bir desene seni seviyorum diye. Seviyorum tabii. Seni seviyorum aşkım da. O da beni
Seviyorum tabii aşkım yani. Sevmesem bu yaşa geçim olur mu? En son ne zaman seni seviyorum dedi? Ne zaman dedi? Yavrum bırak karıştırma. Ay, çok karıştırma. Elim değil. Şu Allah bugün müzer attı masaya. Amin cümlemizi. Allah cümleyle beraber geçmek düzenini versin. Oğul acısını kimseye göstermedi. Çok acı. Amin. Ali dayı! Efendim? Aşk var mı aşk? Var aşk olmasa yaş. Ne kadar var aşk? Aşk var bulmam mı? Yaşanma aşk olmasa. Bakıyorum koluna girmiş aynı 70 yıl önceki gibi. Ya. Yaş. Hayır, birbirimize ihtiyacımız bugün. Şimdi geçtik hiç. İş şimdi lazım. Şimdi lazım değil mi? Ya şimdi lazım. Şimdi lazım hep. Sen şimdi de ona lazımsın. Mutlaka lazımım. Lazım değil mi? Sorayım bakayım anneme. İyi bakıyorsun mu adama? Bakmam mı yavrum? Bu istiva Allah bu sonradan bu. Emanet diyorsun ha? Tabii yavrum. Şimdi Allah öyle ya. Bana düşüyor adam senelerce affedersin saksını tutuyor. Ölünce pişman oluyor. Keşke daha yaşayaydı daha bakaydım diyor. Yani her şey yaşlıkta lazım. Şimdi zaten ne torundan ne şundan bundan bir şey bekleme. Hiç kimse tutmaz. Zaman geliyor kendi evladım yine tutmuyor. Yani birbirimize ihtiyacımız birbirimize. Çok öyle Allah bereket versin yavrum. Bebeklerime Allah uzun ömürlü versin. Kezelerine bereket versin. Yokluk göstermesin. Amin. Üç cümleye sede başıma. Allah sağ eli sol kola, amin. Sol bacağı sağ bacağı muhtaç etmesin. Şuraya gidiver. Şuraya gidiver. Gidiver hadi bakalım. Yolunuz açık olsun. Bahtınız açık olsun. Amin. Ayağınıza taş değmesin. Rabbim uzun uzun ömürler versin. Amin. Birbirinizin yokluğunu Rabbim size yaşatmasın. Amin. Devletime, milletime hepsine Allah sağlık, sıhhat, hoşgörü, sağlıklı yaşama nasip etsin. Amin. Cenab-ı Hak. Amin. Dağlık yüzü görmeyin yavrum. İnşallah. Çoluğumuzu, anınızı, babanızı yaşayasın. Allah fırsat demesin. Ne olmayanlara? Devletimizi bozmak isteyenlere Allah fırsat demesin. Amin. Allah onları ıslah eylesin. İslahı mümkün değilse kahri perişan eylesin. Amin. Hadi bakalım yolunuz açık olsun. Allah sağ ol yavrum. Sen de Allah yolun açık olsun. Sizin de açık olsun. Allah razı olsun. Bir kere Allah de oradan kere. Allah sağ olun. Hayırlı kazançlar versin. Evet değerli izleyicilerimiz, bana zaman zaman soruyorlar, Harun Bey adresinizi verir misiniz diyorlar. Ben de diyorum ki Ölüler Mahallesi Kabristan Sokak No 19 evde yokuz. Plakamız 19 değerli dostlarımız. Şimdi 19 numaralı bu kapının içinde bir tane amca var. Geçerken gördüm, organik program, doğal program, göründüğü gibi olan, olduğu gibi görünen program. Özü bir, sözü bir, gözü bir program. Kapıyı açıyorum, bakalım içeride ne var. Şöyle bir açtık. Okan buradan geçerken dikkatli ol. Kafanın derisini yüzdürme diyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Daldım şöyle. Şöyle asma bahçesinin erik ağaçlarının dibinden doğru kıvrak hareketlerle hop geçiyorum. Otur. Söyle ne söyleyeceksin sen? Ben bir şey söylemeyeceğim. Ben söyleyeceğimi kapının dışında söyledim. Ha iyi yapmışsın. Sen ne yaptın? Ne yaptın işte kuralım görüyorsun. Ne yapıyorsun? Çalışıyorsun. Çalışıyorsun. Bunları toparlıyorum, yerleri toparlıyorum. Bu ney bu? Ney bu? Buna ne? Çöp. 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 Sen böcekleri de toplamışsın. Onları atıyorum burada kalmasın diye. Para etmiyor mu bu? Kim toplayacak da parayla? Bu para etmiyor mu ya? Eder. Ölü mü canlı mı bu? Canlı. Canlı yani, mı? Geri koyalım o zaman ya. Koyma. O gittiği yerde kalır. Öyle mi? Ağaçları hep bundan sarmış. Sarmış işte beğenmemiş sarmış. Allah Allah. Bunlar ne yer ne içer? Bunlar sümüklü böcek. Onu ben biliyorum ama ne yer ne içerler? Yiyorlar bizden yok. Ağaca bir zararı var mı? Ağaca yok demek. Olsa zarar olur. Böyle sarıyor bu yağmurlu, kurak havada böyle. Yağmurlu havada onlar yürür. Rabbim neler yaratıyor değerli izleyiciler. Şu an canlı gördüğünüz gibi. Yani böyle ağaçlarda yürüyorlar. Okan bir taraftan da ekrana getirecek. Ağaçlara çıkıyor. İsim ne dayı? Benim.
Evet. Hüseyin Çorak. Hüseyin Çolak. Çorak. Çorak. Ha, bu Çorak Mahallesi. Öyle mi? He. Bura Çorak mıdır? Çorak. Hüseyin abi yaş kaç? 87. Hüseyin abi inanmadım. Niye inanmıyorsun ki? 87 hiç göstermiyorsun. Gösteriyorum, gösteriyorum. Kimlik nerede? Dizde tutmuyor. Dizde tutmuyor. Ama kulaklar duyuyor. Öyle yok. Kulaklık var. Gözler görüyor. Birisi görmüyor, biri görüyor. Neyin? Gözün. Kulağın. Dizlerden fayda yok, yürümüyor. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın ya? Evet. Vallahi 87 yaşında bu halde bu çalışmayı yapıyorsun ya, sana 41 bin kere maşallah. Zaten yanına da bir de 19 bin kere maşallah. Şimdi şöyle bir problem var. Ne problemi? Eğer çalışmasam evet. Tamamen kalırım, yürüyemem. Allah Allah. Günde kaç saat çalışıyorsun? Bu hareketleri yapıyorum ki bu hareketi yapmasam olduğum yerde kalırım. Yenge sağ mı? Allah rahmet eylesin. Ne zaman eyledi? 2019'un yeni Şubat ayında. Yeni kaç yaşında vefat etti? 76. 76. Mekanı cennet olsun. Çok, ne yapacak bir şey yok. Vallahi abi. İşte İsim ne de, demiştin abi? He? İsim ne demiştin? Hüseyin Çorak. Hüseyin abi. Rabbim sana uzun ömürler versin. Çok, teşekkür ederim. Buraya tek başına gelip çalışıyorsun. İstanbul'dan geliyorum buraya. Ha, yazları geliyorsun. Yazları geliyorum. Yazları geliyorsun. Şu an hangi ağacın altını şey yaptın? Erik mi bu? Erik. Erik ağacı. Erik, dut. Herhalde erikle dut bir arada. Dut. Dut ağacı, erik ağacı. Maşallah. Bahçe senin. Üzüm benim. Asma var, üzüm var. Her şey var Allah aşkına. Baldan tatlı sözüm var. Sende her derde çözüm var. İki tane birbirinden güzel gözüm var. Onların üstünde kaşın var. Ara sıra buradan akan yaşın var. Bu gövdenin üstünde duran aslan gibi başın var. Olsun. Yapacak bir şey yok yani. Sözü söze eklerim. Seni en iyisi gezmek programına beklerim. İnşallah. Nerelerde? Nereden istiyorsun? Nereye istersen gönderirim. Nereye istiyorsun? Ne yazıyor burada? Ben nereye istersen giderim. Ne yazıyor burada? Nerede? Burada. Ülke yazıyor. Ülke TV. Ülkenin kanalı Ülke TV, en iyisi gezmek. Hüseyin abi bir anons çek bize be. Doğru. Programın adı en iyisi gezmek. Evet, doğru. Tamam, bir anons çeker misin? Ne gibi? Anons yani, mesela kameraman arkadaşa programın reklamını yapar mısın? Değerli hemşerim, kıymetli hemşerim Harun Şen'in sunduğu en iyisi gezmek programını mutlaka izleyin der misin? Tabii izleyin. Buyurun. Ne diyecektim? Unuttum gitti. Değerli hemşehrim. Harun Şen'in. Ülke TV'de yayınlanan. Ülke TV'de. Ülke televizyonunda. Yayınlanan evet. En iyisi. Gezmek. Programını. Keyifle. İzleyebilirsiniz. İzleyebilir. Tamam, ben şimdi söyledim. Bir de sen söyle abi. Yine unuttum. Yine unuttum. O zaman Hüseyin abi cezalısın. Cezalı mıyım? Evet, şöyle güzel bir kahkaha at. Öyle kapatalım be. Ne? Senin attığın o kahkaha da, o gülme de millete neşe olsun inşallah. Güzel bir gül bakalım ya. Gülüyor işte. Gül benim. Mikrofona şöyle bir gül ya. Gülüyorum, güzel. Çok güzel yaptınız. Memnun oldum. Her zaman böyle beklerin. Anladın mı? Allah senden razı olsun. Teşekkürler ederim. Dizlerinde derman olsun. Gönlünde ferman olsun. Saçından saçın eksik olmasın. Teşekkür ederim. Eyvallah. Allah'a emanet ol, sana kolay gelsin. Evet değerli dostlarımız, Türkiye'nin en lezzetli et yemeklerinden biri, muhteşem atmosferde dağ kekiğinin koktuğu, çam ormanlarının tam ciğerlerimize kadar işlediği, insanların böyle mutluluktan gözlerinin fırladığı bir ortamda görüyorsunuz tarihi bir
köyümüz Uzunyurt muydu usta? Uzunyurt. Uzunyurt köyü ne yaparsan yap köyler içerisinde bazen dağlarda dolaşır kurt. Köyler içerisinde de bir numaradır Uzunyurt diyorum değerli izleyicilerimiz. Şimdi kırlı saç yapacağız. Kimine göre kirli saç, kimine göre kırlı saç. İsmi nedir orijinal ismi? Kirli saç. Saç kirli diye mi demişler? Aslında kirli saç esas. Kirli. Kirli aslında. Eskiden topraklarla yuvarlanmış bu sözcük biraz kirli saç. Sonra kirli saça evet, gelmiş. O şekilde. Türkiye'de de en iyi konuşan, en iyi hitabeti olan, bu işi en iyi yapan, Kargı'da, Çorum'da, Türkiye'de herkese meydan okuyan, dili susan, eli çalışan ustamız Hamdi. Hamdi abi kısa kestiriyor musun? Kirli saçı yaparım şimdi dedi. Hamdi abi memleket nereye? Çorum Kargı Uzunyurt köyü. Bu köydensin. Evet bu köyden. Abi şimdi bu köyden olup Çorum Kargı'da olup bu kadar çam ormanın içinde olup da bu kebaba böyle sevgi katmamak, muhabbet katmamak, el yeteneği katmamak, gönül sevgisi katmamak olmaz. Olmaz. Doğru mu abi? Evet. Saçları burada mı döktün abi? Evet. Bu yolda ağarttın mı abi? Evet ağarttım. En iyi ben yaparım diyor musun? Diyorum. Türkiye'de en iyi kirli saçı ben yaparım diyor musun abi? Diyorum. Malzemeler nedir Hamdi abi? Malzemeler kuru soğan. Evet. İki baş. İki baş kuru soğan. Bir adet, iki adet patlıcan. İki adet patlıcan. Yarım kilo yeşil, domates. Yeşil biber. Yeşil biber. 100 gram. Sarımsak. Sarımsak, diş sarımsak. Diş sarımsak. Diş sarımsak evet. Efendim. Kuyruk yağı. Meşhurdur Kargı'nın yüce dağı ekranlara geliyor. Çorum Kargı'nın kuzularının kuyruk yağı. Evet. Doğru mu abicim geçtik? Kuyruk yağı. Evet. Kemikli kuzu eti. Kemikli kuzu eti. Evet. Yani spor yaparken yaparsın seti ekranlara geliyor. Kemikli kemiksiz kuzu eti diyoruz. Kemik. Kuzunun neresinden abi? Kuzunun but kısmından. But kısmından. Veya boşluğundan. Yani şunu diyorsun Kargı'da yaz geldiğinde olur salkım salkım siyah dut. Ekranlara geliyor Kargı'nın taze körpe kuzusundan but. Evet. Anası bağladım abi ben. Evet sonra ne yapıyoruz Hamdi abi? Önce soğanları doğruyoruz. Tamam sen bir say. Öncelikleri say sonra güzel görüntülerle seni baş başa. Önce soğan doğranır önce sonra. Soğanları doğruyoruz. Ondan sonra biberleri doğruyoruz. Patlıcanları doğruyoruz. En son domatesleri doğrayıp üstüne koyuyoruz. Koyuyoruz. Ondan sonra etleri diziyoruz. Tamam. Ondan sonra da kuyruk yağlarını üstüne koyuyoruz. Sonra? Sonra sarımsağını serpiyoruz. Sarımsağını serpiyoruz bitiyor. Evet. Yani soğan diyorsun, patlıcan, biber, domates. Evet. Ondan sonrasında diyorsun ki eti koyuyoruz üstüne. Evet. Sonrasında kuyruk yağını, evet. Sarımsağını koyuyoruz. Evet. Şimdi sacımızın özelliği nedir değerli üstadım? Sacımızın özelliği bu. Elde yapılan kara saç yani. Hı. Normal bu kalaylanıyor ama. Hı. Bunun hafiften kalaya gitti şimdi bunlar tekrar kalaylanacak. Kalaylatıyoruz normal saç el yapımı ama bunlar. Ama bu olmazsa olmaz değil mi? Tabii yani bu saçla yapılıyor. Hani o emayelerde işte çelik, yani çelik bunu, saçlarda ha, falan düzgün olmuyor. Onda bu lezzeti alamazsın diyor. Kara fırında. Yani lezzeti almak evet. İstiyorsan. Valla bayağı da ağır ha değerli dostlar. Evet. Kalın saç olması lazım. Pişmesi gerekiyor. Kara fırında pişmesi gerekiyor. Şimdi kara yani her şeyin orijinali ve yerinde güzel. Aynen. Doğru mu abi? Aynen, şimdi ne yapıyoruz? Çok değerli Hamdi ustamız teker teker bunları kesecek, doğrayacak. Öte gidecek, beri gidecek abi. Önden gidecek, burnunu sürtecekler. Arkada kalkacaklar, topuğuna dürtecekler. Ama en sonunda diyorsun bu saca hepsini döşeyeceğiz, koyacağız. Sonra da nereye vereceğiz? Kara fırına. Kara fırına vereceğiz. Sonra pişmesini bekleyeceğiz. Bu muhteşem atmosferde. Aha da şu gördünüz belki de salıncakta yiyeceğiz diyorum. Hamdi abi ben çıkıyorum aradan. Yardım etsin sana yaradan. Pideyi severim peynirli sade. Şimdilik sana 3-5 dakikalık müsaade. Kolay gelsin abicim. Teşekkür ederim. Efendim Çorum'da, Kargı'da ekranlara geliyor etin kralıyla yapılmış kirli saç. Bu tavayı ye, etrafına neşe saç. Efendim en iyisi gezmek programına sağ olsun vatandaşlarımız, yurttaşlarımız büyük ilgi gösteriyor.
Kendileri hayran ekranlara geliyor. Organik Çorum kargı usulü hayran, yani ayran. Evet değerli izleyicilerimiz, üstünde kaymak, altında organik bal. Değerli dostlarımız, Ülke TV'de En İyisi Gezmek programında kal diyorum. Şimdi afiyetle inşallah kırlı saçı gömüyorum. Değerli izleyicilerimiz, Hamdi abi dedi ki kardeşim kirli saç evet güzeldir, mükemmeldir, nefistir. Ama dedi ben böyle Osmanlı tepsisinde dedi meşhur kargı pirinciyle birlikte dedi. Şöyle açıyorum, pirinci de görüyorsunuz. Bu beyaz altın değerli izleyiciler, kargının Kızılırmak sularıyla sulanan deltasında oluşan, nazar değmesin diye kapattım, Türkiye'nin en lezzetli kuzularını, en lezzetli büyükbaş küçükbaş hayvanlarının ızgarasını ben gördüm bu mekanda yaparım dedi. Hamdi abi maşallahım var be, maşallahım var Hamdi abi, maşallahım var. Ne yapacaksın Hamdi abi, hemen bize şuradan bir göster Hamdi abi. Nedir efendim bunlar? Pirzola, bonfile, biftek. Göster abi, hangisi bonfile, hangisi pirzola, hangisi biftek? Pirzola bunlar. Pirzola efendim, kuzu. Evet, kuzu pirzola. Evet, kuzu pirzolamız. Evet. Bonfilemiz. Dana biftekimiz. Dana biftekimiz. Dana bonfilemiz. Dana bonfilemiz. Biftek. Biftek, bonfile, pirzola. Pirzola yapacağız. Evet. İnsanların hizmetine sunacağız. Tabii. Diyorsun ki Türkiye'nin en lezzetli büyükbaş ve küçükbaş hayvanları kekikle beslenirler. Çorum'un Kargı ilçesinin güzel çam ormanlarının dağlarında eşiğinde beşiğinde besili olarak beslenirler. İnsanlara lezzet kazanırlar. İnsanlara sunulur. İnsanlara sunulur. Efendim Çorum kargı usulü bonfile, biftek, öbürünü sen söyle. Kuzu pirzola. Kuzu pirzola. Şimdi atacak Hamdi abi. Cozur 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 tadacak. Sonra da bunun içine koyacak. İnşallah servisini yapacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.